Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimyanın temel kavramları ile ilgili 15 dakikada soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde sorularımızı çözeceğiz ve aslında mükemmel bir şekilde de kazanımlarımızı tekrar etmiş olacağız. Ve burada tabii ki Dinamo Kimya kitabımızdan da çok güzel bir soruyu seçtik. Onları da hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Dinamo Kimya kitabındaki ödevlendirmemizi de hatırlayalım arkadaşlar. Yapmayan varsa bu konuyla ilgili eksikleri bir an önce tamamlasın. 11. sayfa ile 22. sayfa arası bu konuyu içeren kısımlar olacak arkadaşlar. Burada çözülmemiş soru bırakmayalım. Dinamo Kimya kitabında biliyorsunuz çözümlü örneklerimiz ve bununla ilgili yine çözmemizi bekleyen sorular var her sayfada. Ve sonrasında da kazanım testleri, tarama testleri bizi bekliyor olacak. Ve karekod sayesinde de çözemediğimiz bütün soruların çözümlerine ulaşabiliyoruz. Dinamo Kimya kitabı bu konuda mükemmel bir kaynak olarak karşımızda duruyor. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu olmak üzere 3 tane temel kanunumuz vardı. Sorularımız da tabii ki bunlarla alakalı olacak. Şimdi ilk sorumuz bize demiş ki x, y, 3 bileşiğinin kütlesi %40'ı y elementinden oluşmaktaymış. Buna göre 40'ar gram x ve y elementi kullanılarak en fazla kaç gram x, y, 3 bileşiği elde edebiliriz demiş. Bir diğer soruda da 15 gram x ve 12 gram y'nin tam verim ve tepkimesinden x, y, 3 oluşturduğu tepkimede hangi maddeden kaç gram artan olur şeklinde sormuş bize. Arkadaşlar şuna dikkat ediyorduk. Bak başlangıçta bize x, y, 3 vermiş. Sonuç olarak gene her iki seçenekte de x, y, 3'ü soruyor. Yani klasik bir sabit oranlar kanunu sorusu. O zaman burada hemen şöyle bir yöntem izliyorduk. Diyorduk ki x, y, 3 bileşiğinden bahsediyorsak ve bunun %40'ı y elementinden oluşuyorsa x kütlesinin bu bileşikteki y kütlesine olan oranı bak %40'ı y'den oluşuyormuş. O zaman geri kalan %60'ı tabii ki x'ten oluşacak. Yani 3 bölü 2 gibi bir oran olmak zorunda buradaki bileşenler arasında. Yani şöyle bir şey diyelim. Mx, my birleşip mx, y3 bileşiğini oluştururken her 3 gram x'e karşılık 2 gram y giriyormuş. Dolayısıyla 5 gram da bileşik elde ediyormuş. Şimdi burası temelde kullanacağımız tablo olacak bizim. İlk öncülde sormuş? İkisinden de 40'ar gram alacak olursak. Bak bundan da 40 gram alıyorum, bundan da 40 gram alıyorum başlangıç olarak. Şimdi hangisi öncelikli olarak biter? Bunu değerlendirmemiz gerekecek. Kaç gram x, y, 3 bileşiğinin oluştuğunu ifade edebilmemiz için. Şimdi 3 gram bundan almışım, 2 gram bundan almışım. Dolayısıyla daha doğrusu başlangıçta ve toplamda 5 gram bileşik elde ediyormuşuz. Buradan şimdi 3'ün kaç katı 40 yapar bunu bir değerlendirmemiz gerekecek arkadaşlar. Çünkü burada çoğunluklu olarak tükenen x olduğu için ilk olarak biten kısım olacak. Yani büyük olanın bitmesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla 3'ün 40 bölü 3 katı bize 40 değerini verecektir. O zaman 2'nin yani şurası 40 bölü 3 katı olduğuna göre aynı şekilde bunun da 40 bölü 3 katını almamız gerekecek ki biz harcanan y kütlesini bulalım. Aynı şekilde 5'in de 40 bölü 3 katı kadar x, y, 3 bileşiği elde etmemiz gerekecek. Dolayısıyla sonuç olarak elde edeceğimiz kütle 200 bölü 3 gram olmak zorunda olacak. Şimdi ikinci öncüle gelecek olursak yine aynı tabloyu kullanabiliriz. X'ten Y'den kullanıp X, Y, 3'ü elde ettiğimiz durumda her 3 grama karşılık 2 gram kullanıyormuşuz ve 5 gram bileşik elde ediyormuşuz. Bizim toplamda değerlendireceğimiz nokta burası olacak. Diyor ki başlangıç olarak 15 gram X al, 12 gram Y al. Şimdi burada hangisi önce tükenir buna bakmamız gerekiyor. 3'ün 5 katı 15, 2'nin 5 katı 10. Dolayısıyla tükenecek olan gene X olmalıymış. Yani X'ten 15 gram harcadığımız zaman, 3'ün 5 katı kadar harcadığımız zaman, 2'nin 5 katı kadar da Y harcamamız gerekiyor. Dolayısıyla 10 gram Y harcayacağız. Buna göre bu ikisinin toplamı kadar bileşik elde edeceğiz ya da 5'in 5 katı kadar bileşik elde edeceğiz. 25 gram oluşan bileşik olacak ama bizden artan maddeyi bulmamızı istiyordu. Dolayısıyla diyeceğiz ki x tükendi. Y'den 12 vardı ama biz sadece 10'unu harcadık. Dolayısıyla 2 gram artan madde Y'den vardır diyeceğiz. B şıkkının cevabı olarak. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Çok klasik bir katlı oranlar kanunu sorusu var karşımızda. Aşağıda verilen bileşik çiftlerin arasında yer alan katlı oranları hesaplayınız diyor. Eğer bileşikler arasında bir katlı oran yoksa bunu belirtmemizi istiyor. Şimdi katlı oranda diyorduk ki aynı elementlerden oluşan iki bileşikte elementlerden birinin miktarını sabit tuttuğumuz zaman diğerleri arasındaki oran katlı orandı ve burada 3 tane kural vardı. Katlı oran olabilmesi için aynı elementlerden oluşması gerekiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir katlı oran yok. Birinde magnezyum, diğerinde alüminyum var çünkü. Ayrıca İki farklı element olması gerekiyor. Üçüncü bir element işin içerisine girdiği zaman burada katlı orandan bahsedemiyorduk. Bu da gitti. Diğer
Kuralımız ise arkadaşlar basit formülleri farklı olmak zorundaydı. Şimdi bunların basit formülünü değerlendirdiğimiz zaman 3 ile sadeleştir. Bunun en basit hali 3CH2. Bunun basit formülü nedir? Bunu da 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman gene CH2 olduğunu görüyoruz. Yani basit formülleri aynı olduğu için burada yine katlı orandan bahsedemeyeceğiz. Gelelim buraya. Şimdi buradaki katlı oranı bulmak istiyorsak ya karbonları ya hidrojenleri birbirine eşitlememiz gerekiyor. Mesela karbonları eşitleyelim. Nasıl eşitleriz? Bunu 5 ile genişletiriz. Bunu 3 ile genişletiriz. Böylece karbonlar eşitlenir. Yani birinci bileşiğimiz 5 ile genişletildiği zaman C15H40 olacaktır. İkinci bileşiğimiz C15H12 çarpı 3'ten 36 olacaktır. Şimdi karbonlar birbirine eşit olduğuna göre artık birinci bileşiğin hidrojeni ile ikinci bileşiğin hidrojeni arasındaki oranı rahatlıkla söyleyebiliriz. 40 bölü 36 şeklinde bunu rahatlıkla hesaplayabiliriz arkadaşlar. İkisi de 8 ile sadeleşebiliyor. Dolayısıyla 5 bölü 4 buradaki cevabımız olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde sonuca ulaşırız. Diğerine geldiğimiz zaman demir ve oksijen arasında oluşan iki bileşik var. Burada demirleri hemen eşitleyelim. Burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman demirler birbirine eşitlenecektir. Dolayısıyla şuradaki bileşiğimiz Fe2O2 oluyor. Demirler birbirine eşit. Artık oksijenler arasındaki katlı orana bakabiliriz. O1 bölü O2 değeri 2 bölü 3 olacaktır. Bu şekilde rahatlıkla cevabımıza yine ulaşmış oluruz. Bir diğer soru bize diyor ki XY2 bileşiğinde X elementinin bileşik kütlesine oranı 2 bölü 5 olduğuna göre X ve Y atom kütleleri oranını bulunuz. Ardından da X2Y3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını hesaplayınız diyor arkadaşlar. Böyle bir soruda bakın bir bileşik vermiş, farklı bir bileşikle ilgili yorum yapmamızı istiyor. Bunun için öncelikle atom kütlelerini bulmamız gerekiyordu. Şimdi A şıkkını cevaplandırırken şunu yapacağız. Diyeceğiz ki XY2 bileşiğinde MX bölü MY'den bahsediyorsak eğer, yani X kütlesinin Y kütlesine olan oranından bahsediyorsak, bu bir tane X'in iki tane Y'ye olan oranıdır. Çünkü bileşiğimizin formülü neydi? XY2 bileşiğiydi. Şimdi bunun karşılığını bize vermiş. Demiş ki burada 2 bölü 5'i X'den oluşuyormuş. O zaman geriye kalan 3 bölü 5'i de Y'den oluşacaktır. O zaman buradaki oran ne olacak? Bakın 2 bölü 5 X'den oluşuyordu. 3 bölü 5 de Y'den oluşuyordu. Yani 2 bölü 3 gibi bir orana sahipmiş. Yani X bölü Y oranı atom kütleleri arasındaki oranı bulmak istiyorsam yapmam gereken tek şey şu 2'yi bu tarafa atarak X ve Y'yi yalnız bırakmak. Yani cevabımız 4 bölü 3 olacak A şıkkı için. B şıkkına gelecek olursak bu defa da bizden X2Y3 bileşiği ile ilgili yorum yapmamızı istiyor. Bakın X bölü Y oranını biliyoruz. X2Y3 bileşiğinden bahsediyorsak buradaki kütleler arasındaki oran 2 tane X'in 3 tane Y'ye olan oranı olması gerekiyor. X bölü Y'yi bildiğimize göre yerine yazabiliriz. Yani 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 3 bize cevaba götürecektir. 8 bölü 9 buradaki kütleler arasındaki sabit oranımızı verecektir. Dinamo kimya kitabından karşımızda bir soru var arkadaşlar. Yine bir grafik sorusu. X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşikte X'in kütlesinin Y'nin kütlesine göre değişim grafiği yukarıda verilmiş. Buna göre X ve Y'nin oluşturdukları bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi grafiği okuduğumuz zaman ne görüyoruz? 14 gram X'e karşılık 6 gram Y var. Yani biz buradan hemen MX bölü MY oranını rahatlıkla çıkarabiliriz. Deriz ki eğer, çünkü bütün değerlerde oran sabit kalmak zorunda, 14 gram X'e karşılık 6 gram Y varsa bunun sade hali de doğrudur. Bunlar arasındaki oran 7 bölü 3'tür. Bileşiğin formülünü bizden bulmamızı istiyor. Çünkü burada zaten X'in ve Y'nin atom kütlelerini bize vermiş. O zaman az önce uyguladığımız işlemi aslında benzer şekilde uygulayacağız. Diyeceğiz ki bizim bileşiğimiz X, A, Y, B bileşiği olsun mesela. Buradaki MX bölü MY oranı, yani X ve Y kütleleri arasındaki oran A tane X'in B tane Y'ye olan oranıdır. Biz bu oranın karşılığının 7 bölü 3 olduğunu da biliyorduk. X'in Y, Y'nin de 10, X'in 56, Y'nin de 16 olduğunu biliyoruz. O zaman bütün verileri yerine yazabiliriz. Bu 7 bölü 3 oranı A tane 56'nın B tane 16'ya oranına eşit olmak zorunda. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım o zaman vakit kaybetmeden. 7 ile 56 sadeleşsin, burada 8 kalsın. 16 ile 8 sadeleşsin, burada 2 kalsın. Dolayısıyla A bölü B oranı, yani aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz oran 2 bölü 3'e eşitmiş. Sadece 2'yi karşıya çarpı olarak atmamız yeterliydi. Dolayısıyla da
A ve B yerine yazmamız yeterli. X2, Y3 bizim bileşiğimizin formülü olacak. Cevabımız da C seçeneğinde yer alacak. Bir diğer soruya bakacak olursak. X, Y3 bileşiği kütlece 2 bölü X elementinden oluşmaktaymış. Eşit kütlede X ve Y'nin tam verimle tepkimesinden X2, Y5 bileşiği elde edilirken elementlerden birinden 5 gram artan olduğuna göre tepkimede elde edilen X2, Y5 kütlesini hesaplayınız diyor arkadaşlar. Katlı oranı bir kullanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Şimdi bizim X, Y3 bileşiği ile ilgili ihtiyaç duyduğumuz bilgilere sahibiz. Ne diyeceğiz burada? Mx bölü My değeri yani kütleleri arasındaki oran X2, X, Y3 bileşiği olduğuna göre bir tane X'in 3 tane Y'ye olan oranına eşittir. Şimdi bu bileşiğin 2 bölü 5'i X elementinden oluştuğuna göre geriye kalan 3 bölü 5'i Y elementinden oluşmaktadır. Dolayısıyla oran 2 bölü 3 olmak zorunda. Buna göre bakın X bölü Y değerini kolaylıkla elde ettik. Hemen şu 3'lerden kurtulduk. 2 bölü 1 olarak bulduk. Geçelim X2, Y5 bileşiğinden bahsetmeye. Çünkü asıl ihtiyaç duyduğumuz bileşik bu. X2, Y5 bileşiğinde X kütlesinin Y kütlesine olan oranını bulmak istiyorsak 2 tane X'in 5 tane Y'ye olan oranını bulmamız gerekiyor. X bölü Y'yi bildiğimize göre yerine yazmamız yeterli olacak. Yani X yerine 2, Y yerine 1 yazacağız. Dolayısıyla bu oranı 4 bölü 5 olarak bulacağız. Şimdi şu tabloya geri gidelim hemen. X ile Y birleşirken MX2Y5'i oluşturuyor ise her 4 gram X'e karşılık 5 gram Y geliyordur. 9 gram bileşik elde ediyoruzdur. Şimdi burada şöyle bir şey diyeceğiz. Eğer başlangıç koşullarımız başlangıçta her ikisinden de 5'er gram alsaydım ben buradan 5 gram harcayacaktık. Buradan sadece 4 gram harcayacaktık ve son durumda 1 gram X'ten artan olacaktı. Y tamamen tükenecekti. Soru bizden ne istiyor peki? Artan maddenin 5 gram olmasını istiyor. Bakın biz 5'er gram aldığımız zaman 1 gram artan var. O zaman buradaki verileri değiştirmemiz gerekecek. Yani her birini 5 ile çarpacağız. İkisinden de 25'er gram alacağız. Böylece 5'in 5 katı yani 25 gram Y'den harcayacağız. 4'ün 5 katı kadar yani 20 gram da X'ten harcayacağız. Ve son durumda elimizde hiç Y kalmayacak ve 5 gram artan madde olarak X'ten kalacak arkadaşlar. Burada bizden bileşiğin kütlesini hesaplamamızı istemiş. 20 gram X'ten 25 gram da Y'den harcarsam toplamda 45 gram özür diliyorum. Bileşik elde ederiz. Cevabımız da bu nedenle 45'tir diyeceğiz arkadaşlar. Dinamo kimya kitabını ve tabii ki sıfırdan ona kimya kitabı da aynı şekilde oldukça güzel sorular içeriyor. Bir an önce sorularımızı çözelim, eksiklerimizi giderelim ki ilerleyen aşamalarda çok daha rahat edelim. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.